Şimdi Çam Camping'e çok yakın olan Pisa Koyu'na geldik. Pisa Koyu'ndan karşı tarafa, Adana tarafta, şu tarafta benim dün de gittiğim Garip Adası var. Çok güzel, muhteşem. Kalem Adası'na bitişik. Oraya gideceğiz. Çok keyifli bir kano yolculuğu olacak. Hem çok yakın ama burası da gerçekten çok güzel. Hani bütün gün Pisa Koyu'nda bile kalınabilinir. Yolu çok güzel değil ama idare eder. Yani burada karavanlar da gelmiş. Aslında karavanla da gelinebilir ama tabii ki ben tesis olarak kamp alanını tercih ediyorum. En arkada da efsane karavan yollarda park etmiş durumda. O sanırım yaklaşık bir aydır burada. Gerçekten çok güzel bir yer. Benim de çok zamanım olsa ben de gelip kalırdım. Şimdi kanomu şişireceğim. Duyguları bekleyeceğim. Duygular gelsin. İki kano karşıya, adaya gideceğiz. Görüşürüz. Pisa Koyu'ndan kanoma atladım ve Kalem Adası'nın karşısındaki Garip Adaya geldim. Garip Adası da muhteşem. Zaten buranın yerlileri hep şey diyor. Garip Adası'yla Kalem Adası arasındaki yer Maldivler gibi diyor. Birazdan drone'u da uçurup tekrar buraya videolara eklerim. Gerçekten muhteşem. Dün de buraya gelmiştim. Dün çok kalabalıktı. Bugün böyle 1-2 tane tur teknesi gelmiş. Onlar da küçük. Tatil günü olmadığı için burası muhteşem. Kalem Adası'na ayak bastı parası alınıyormuş ama bir bölümüne, o otelin olduğu bölümü. Yani Kalem Adası 3'e bölünmüş, öyle söyleyeyim. Bir o otelin olduğu yer ve diğer taraflar. Diğer taraflara, koylara girebiliyorsunuz ama buranın yerlileri dediğim gibi kesinlikle bu iki adanın arası muhteşem, Maldivler gibi. Mutlaka oraya gidin dedi. Pisa Koyu'ndan geliyorum. Pisa Koyu da çok başarılı ama burası gibi değil arkadaşlar. Burasının başka bir mavisi var. Yani hani Maldivleri falan görmedim ben ama Maldivler gibi diyorlar. Gerçekten drone'la şimdi birazdan tekrar görmüş olacağız. Çok eğlenceli. Yani Decathlon'dan 2000 TL'ye alacağınız şu e-tweet kanoyla her yere gidebiliyorsunuz. Sponsorluğum falan yok. Sadece çok sevdiğim, çok memnun olduğum için herkese tavsiye ediyorum. O zaman drone görüntüleriyle sizi baş başa bırakayım. Hoşçakalın. Şimdi biraz adanın arka tarafına doğru gidelim bakalım neler varmış. Şöyle finleri yere değmeyecek şekilde kaldırınca sıkıntı yok. Saatimizi de başlatalım. Bizi nerelere gittiğimizi göstersin. Gerçekten çok etkilendim. Yalnız şunu söylemek istiyorum, az önce unuttum. Böyle güzel yerleri gösteriyoruz. YouTube'dan anlatıyoruz, Instagram'dan paylaşıyoruz. Lütfen gelip çöp bırakmayın arkadaşlar. Yani gelip çöp bıraktığınızda buraları bambaşka yerlere dönüyor. Neden bunu yapıyorsunuz? Lütfen buralara gelip temiz temiz ülkemizin tadını çıkartın. Çöplerinizi de yanınıza alın. Gidin. Nasihatı verdikten sonra yola çıkabiliriz. Çok üzülüyorum ama arkadaşlar lütfen yapmayın. Yani kameradan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama acayip bir maviliği var ya. Çok ilginç. Yani karşıda da öyle değil. Burası şu iki adanın arası çok acayip. Çok temiz. Gözüküyor mu öyle oradan bilmiyorum ama acayip temiz. Şöyle şu taraflara da geleyim bir bakayım dedim.
Merhaba. Çok. Vallahi baktığınız için pişman olun, almadığınız için yani. Gerçekten öyle yani. Ben bu sene bununla gitmediğim yer kalmadı. Bak, pista koyundan geliyorum. Vallahi o kadar hızlı ki. Çok bence kesin. Hiç. Sığdırabiliyorsun tabii. Bence şiddetle tavsiye ederim yani. Rica ederim. Sağ olun. Yani böyle gidiyor arkadaşlar. Her tarafı çok güzel, çok büyük. Ve sığ aslında burada muhteşem bir kitesurf olur arkadaşlar. Çünkü bak, açıklar dalgalı ama burası değil. Şöyle biraz karşıdan geri döneyim. Garip Adası'na giderken pista koyundan tam 16 dakika sürdü. Şimdi de işte yaklaşık yine 15. dakikadayız falan. Biraz oyalandım, adanın öbür tarafına doğru gittim. Yani pista koyuyla Garip Adası kanoyla 15 dakika ve mutlaka görmeniz lazım. Orayı mutlaka görmeniz lazım. Şöyle bir seçenek var. Karşısı Bademli Köyü. Bademli Köyü'nden balıkçı tekneleri var. Sabah sizi getiriyor, bırakıyor, akşam da alıyor. Galiba 250 TL alıyorlar. Yani ailecek gelip orada takılabilirsiniz. Zaten tur tekneleri de direkt oraya geliyor. Şu an ben ayrılırken iki tane daha tur teknesi geliyordu. Yani Dikili civarının bence en kral yeri, en güzel yeri. Hoppa, biraz dalgalar yükseldi ama kano çok dengeli. Yani dalgalara bakın. Yandan bile vursa, mesela bak bu yandan vuracak. Ama hiçbir şey olmuyor gördüğünüz gibi. Tabii ben şu an devrilirse en korktuğum, en üzüldüğüm şeylerden bir tanesi drone'um olur diye tahmin ediyorum. Ya bir tane su geçirmez çantam var. Ben arabada zannediyordum. O karavanda kalmış. Bugün öğleden sonra biraz erken dönüyorum. Biraz daha duracaktım. Duygular da gelemedi. Ufaklık rahatsızlanmış. O yüzden rüzgar gelecek. Baktım Windguru'dan rüzgara. Sertleşmeden buralara geçmiş oluruz dedim. O neydi be? Ama gidiyor yani, hani bir şekilde rüzgar fazla değilse bu kadar dalgada siz bayağı gidebiliyorsunuz yani. Tabii benim tek kişi olmamın da çok avantajı var. Yani pista koyu da mavi de, orası başka bir mavi arkadaşlar ya. Hem sığ olması da herhalde birazcık etkiliyor. Geldik.